Dünyanın en büyük 3. spor organizasyonu olan İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın açılışı görkemli bir törenle yapılacak ve Samsun'a bu tarihi fırsatı veren Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya açılışa katılacak. Ayrıca 20'ye yakın ülkenin Ankara Büyükelçisi de Samsun'da olacak. Dün Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın gazetecilerle yaptığı toplantıdaydım. Organizasyonun eksiksiz geçmesini sağlamak için kamu kurum ve kuruluşları arasındaki işbirliğini adeta bir büyük orkestranın maestrosu yönetiyor. Her zamanki gibi titiz ve en küçük ayrıntısına kadar gelişmelerden bilgisi var. Dünyanın en büyük 3. spor organizasyonunun geçmişte yapılanlardan daha iyi olması için ekip arkadaşları da en az kendisi kadar çaba gösteriyor. Yiyen bilmez, doğrayan bilir derler ya. Bu büyük organizasyonun Türkiye'de gerçekleşmesi için neler yaşadıklarını ve ne mücadeleler verdiklerini az buçuk biliyorum. 15 Temmuz kahpe darbe girişiminden sonra olimpiyat oyunlarını ülkelerine kazandırmak isteyenlerle hain işbirlikçiler Türkiye karşıtı bir cephe oluşturmuşlardı. Elbette bu algıları, operasyonları püskürtüp kaygıları güvene çevirmek kolay değildi. Yani bu olimpiyatların bir de uluslararası arenadaki karşılığı var. Bu yüzden Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç'ın olimpiyatları Türkiye'ye kazandırma mücadelesi Türk spor kamuoyunda da takdir görmüştür. Çünkü bu güven sağlanmamış olsaydı Samsun'da yapılacak 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na rekor sayıda ülkenin katılımı gerçekleşmezdi. Dile kolay, tam 97 ülkeden binlerce sporcu, yönetici ve gazeteci katılacak. Bunca emek ve mücadeleden sonra olimpiyat oyunları uluslararası platformda Türkiye hakkındaki yanlış algıları yıkmak için de bir fırsattır. Yani Başbakan Yardımcısı Canikli, İçişleri, Dışişleri, Sağlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlarının Samsun'da açılışa katılacak olmaları boşuna değildir. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, işte bu büyük organizasyonla hem ülkenin dışarıdaki itibarını yüceltme hem de memleketinin tanıtımı adına bir büyük fırsatın doğmasına neden olmuştur. O yüzden olimpiyat oyunlarına katılacak 97 ülkenin sporcu, yönetici ve gazetecilerine iyi bir ev sahipliği yapmak bir anlamda hem milli bir hizmet, hem de bizlere konuk olanları Tanrı misafiri kabul eden inancımız açısından da manevi bir görevdir. Allah yardımcımız olsun.